Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün YouTube kanalımda sizinle çalışan hanımlarımıza kolaylık olsun diye bir börek türü anlatacağım size. Bunun için 2 su bardağına yakın, hemen hemen 3 su bardağı diyeyim. Unumuz var burada. Şöyle ıspanağımız var. Ben yıkadım, doğradım. Şöyle de soğanımız var, bir baş soğanımız var. Ve maydanozumuz var. İnanın arkadaşlar, bu benim çalışan hanımlara çok çok kolaylık olacak bir kolay börek tarifi. Hamur açmak yok. Hazır yufkayla da olur ama böyle bu türde daha da bir değişik oluyor. Şimdi ben buna ıspanağımızın içine şöyle soğanımızı katayım. Burada da salçamız var. Biber ve domates salçamız karışık. Arkadaşlar. Biraz baharat atayım ben bu malzememizin içine. Şöyle biraz karabiberimizi atayım. Şöyle de pul biberimizi atayım. Acı sevenler için hafif acılı olsun. Şöyle de tuzumuzu atayım. Şöyle de maydanozumuz var. Maydanozumuzu attık. Şöyle sıvı yağımız var. Ben bu sıvı yağı biraz ısındım. Biraz daha ilave etmek istiyorum. Şöyle. Biraz da hamuruna koyacağım ben. Bunu iyice bir harmanlayalım. Buna İzmir'de, benim annemin kökü bu arada İzmirli, soyu oradan gelme. İzmir'de çalkama diyorlar. Bu bizim çalışan hanımlarımıza çok çok kolay börek tarifi. Misafirlerinize de yapılıyor ama sıcak sıcak ve bunun gayet de ince olması lazım. İnce olursa daha güzel oluyor. Çünkü mayasız bir hamurdan oluyor. Hamur açmak derdi de yok. Bunu iyice harmanlayalım. Ve hamurumuza geçelim. Evet, harcımızı iyice kardık. Şöyle şu hale getirdik. Şimdi hamurumuzu hazırlayalım. Biraz sıvı yağ döktüm hamuruna. İçine tuz atmıyorum çünkü iç harcımızda bayağı bir tuzumuz var. Salçadan da tuz oldu. Ayrıca tuz da attım. Ben bunu cıvık bir hamur haline getireceğim. İşten gelir gelmez bu hemen elinizin altında. Hem çok kolay yemek hem de börek türü. Arkadaşlarınıza, misafirlerinize bile yapabileceğiniz bir börek türü. Çok kolay bir börek. Su kata kata bunun kıvamını biraz açıyoruz. Böyle yapa yapa biraz açalım kıvamını. Evet, hamurumuzu kardık. Şöyle çok akışkan bir hamur elde ettik. Şöyle tepsimizi yağladık. İçimiz de hazır. Şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi kek hamuru gibi. Kek hamurunda da daha hale şey. Biraz daha cıvık. Cıvık halde. Şöyle tepsimize yerleştirdik. Ben bunun için elimi kullanacağım.
çok ince olması. Yani kalın olursa mayasız bir hamur olduğu için içini çekmiyor. Her yerine eşit şekilde şöyle yayalım. Şu köşelerine hamur gelmemiş. Şöyle. Çok kolay ve çok lezzetli oluyor. İç harcı size kalmış. Hani ister ıspanaklı, ister dışarıdan, hani biz bazen tarlalardan, bağlardan, bahçelerden gelincik otu, böreklik otlarımız var. Onlardan kazıyoruz. Onlardan böyle iç harcı yapabilirsiniz. Mantarlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kıymalı yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Şöyle hepsini boca yapayım. Tamam. Şöyle olmayan yerlerine de dağıtayım. Şimdi ellerim biraz yıkayayım. Şöyle her yerini kapatacak şekilde bu hamurumuzu gezdiriyoruz. Bunu ben zaten içine de koydum biraz şey. Sıvı yağ. Çok yağlı olmuyor arkadaşlar bu. Hem hafif oluyor, hem pratik, hem kolay. Çalışan bayanlarımızın işine baya baya yarayacak bu tarif inşallah. Tabi kuzine sobalarımızda pişirdik biz bunları köyde. Çok güzel oluyor. Şöyle biraz üstünü düzleyeyim. Tamam. Maya yok. Kabartma tozu yok. Şöyle üzerine de sıvı yağ gezdiriyorum. Elimi sürmem de bu yüzden zaten yağ şöyle her yerine eşit şekilde dağılsın diye. Bunun üzeri için şöyle keten tohumu serpiyorum ben. İsteğe göre siz kendiniz artık üzerine ne serperseniz serpebilirsiniz. Susam da olur. Çörek otu da olur. Ben şimdi çörek otu da serpeceğim. Şöyle. Bu üzeri sizin tercihinize bağlı. Ben şöyle yine göstereyim. Şöyle haşhaş tanelerimiz de var. Şöyle. Haşhaşla serpebiliriz. Bunların birinden birini de serpseniz olur. Böyle karışık hepsinin şifasını alayım diye serpseniz de olur. Evet, şimdi fırına sürelim arkadaşlar biz bunu. Evet arkadaşlar.
Böreğimiz pişti. Böreğimiz şöyle pişti arkadaşlar. Şimdi bıçakla keselim. Servise hazırlayalım. Evet, şöyle mis gibi oldu arkadaşlar böreğimiz. Evet arkadaşlar, böreğimiz hazır. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Beğenileriniz ve desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar, yorumlarınızı da eklerseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun.